Merhaba merhaba, hoş geldiniz yeni videoma. Bugün ben size biraz vlog yapmak istiyorum ama sadece şöyle kısaca bir şey. Şimdi aşağı iniyorum, pazara gideceğim. Allah izin verirse tabi. Hava çok sıcak olmuş. Sabah soğudu, biraz şöyle bulutluydu. Şimdi acayip sıcak olmuş yine ve nemli, nem de var. Onu hiç sevmiyorum, hiç de dayanamıyorum artık zaten nem havalar. Ama ne yapacağım, Alanya'da yaşadığına göre nem de karşılaşacağım, katlanacağım. Cumartesi, bugün cumartesi pazarı var. Büyük pazar hatta. Ve bunu ben şey almayacağım aslında da. Pırasa var. Onu bir haftada dolapta duruyor. Bugün belki pişireceğim. Allah izin verirse diye düşündüm. Çünkü bu pişecek artık. Ve patatesim bitti. Ama patatesim var. Ben dün patates pişirmiştim. Onu önce yemem lazım. Ama pırasa da ayrı pişirebilirim. Böyle patatesle içine doğursam da olur. Böyle belki yaparım. Bir şey yaparım. Patates salata gibi bir şey yapayım diye düşündüm ama canım istemiyor. Ona da mayonez almam lazım, ketçap almam lazım. Aa, hepsi bitmiş. Unutmayalım sonra giderken de. İzin verirse benim de alırım. Şimdi de valla inşaatlar burada Alanya'da her taraf, yani gerçekten her yerde inşaat var. Her yerde, inanamazsın, o kadar çok inşaat çıkıyor. Her anında çıkıyor. Hiç umurumda olmayan yerlerde çıkıyor. Gerçekten acayip bir şey. Şöyle biraz döndüreyim size. Videomu kesmeden deneyim. İyi geliriz. Omalar verdiler ya, sağ olsun da. Türkler gerçekten ben çok hayran ediyorum. Gerçekten çok iyi mamalar veriyorlar, ekmekler takıyorlar, yemek veriyorlar, su veriyorlar. Bence Almanya, yabancılardan daha çok ilginç gösteriyorlar. Gerçekten ben çok şey yaptım ben. Yani çok iyi bir şey gerçekten. Sevmiyorlar diyebiliyorum zaten. Şöyle evin içinde tutmak hayvanlar pek Türkler sevmiyorlar bildiğim kadar. Yani köpek, kedi olsun, köpek olsun. Yine kedi tutarlar ama köpek hiç şey yapmıyorlar. Tabii ki dinde ilgisi de var ama yemekler veriyorlar gerçekten. Ama tam bu bölgede daha çok şey yapıyorlar bence. Şöyle başka yerlerde o kadar görmedim yani. Belki de yabancı Türkler, dışarıda yaşayan Türkler de çok sağlı. Vallahi ben bilmiyorum ne içinse ama çok şey yapıyorsunuz. Gerçekten yapın ya, yemekleri verin. Şey çok yazık oluyor ya. Gerçekten verin. Ama tabii biliyorum zor bir konu. Yemek verdiği zaman tabii ki büyük kangal köpekler falan da biriktiriyor. Çok da tehlikeli bir şey aslında. Mahallada köpekler bol olduğu zaman iyi bir şey değil, biliyorum ben. Çoluk çocuklara tehlikeli oluyor. Bu problem nasıl çözülüyorsa bilmiyorum ama onlara da yazık ya. Bazı içine çok aç kalmışlar, kemikli kemikli. Burada çok gözükmüyor ama burada iyiler. Başka yerlerde, Türkiye'de çok yazık oluyor gerçekten ya. Ben çok üzülüyorum onları görünce. Bu da çok değil. Bu da iyi bakıyorlar. Herkes yani. Yabancılar da çok tabii ki. Yabancılar kedilere mama veriyorlar. Her zaman böyle çantadan çıkarıyorlar, veriyorlar. De Türkler yemek koyuyorlar, ekmek koyuyorlar. Başka hayvanlar için de ekmek asıyorlar. Böyle çöpün yanında ekmek asıyorsunuz. Çok iyi bir şey ya. Gerçekten bak. Tavuklara mı veriyorsunuz? İneklere, hayvanlara mı veriyorsunuz? Çok iyi bir şey. Ay bakalım nasıl olmuş burayı. Ben bütün üzümü yetiştirmek istiyorum. Bir kadını görsem de sorsam mı böyle bir dal alabilir mi diye. Geçen gördüm onu ama şey yapamadım. Sormak istemedim. Biraz utanıyorum da. Sormadım. Böyle üzüm eve sararsan şöyle biraz, çok değil de tabii ki o zaman eve zarar verir ama şöyle biraz balkonların kenarlar falan bence güzel olur. Hem
yenir üzümler. Yani yine yoktu kimse. Sorarmışım bugün. Hiç sorardım. Çok sıcak, çok. Ya, benim horoz da gelmedi daha. Sorarsan İskender'in horoz yok. Gelmedi. Onlar da çok ses yapıyorlar değil mi horuslar? Kikiri kikiri yapıyorlar. Sabah da yaparlar. Ama olacak. Benim dövüş tabukları hala içine oturuyor. Ha birisi çıktı. Öbürü de hala içeride. Yumurta yok. Bilmiyorum yine yumurta yaptım mı yapmadım mı ama üstüne oturuyor. Deminden geçtim yanına. İnşallah hasta değil ya. Biraz merak ediyorum ama iyiydi de dün evlisi günde iyiydi çok. O orada yumurtluyor bence. Yani çift çıkartmaya çalışıyor. Sabah ben o yumurta aldım çünkü alttan belki fark etmemiş aldığımdan. Sanıyor ki belki yumurta var altta. Olabilir ya da yeni yaptı yine. I don't know. Yapmamıştır. Dün akşam yapmış, yapmamıştır sabah yine. Her 24 saatte yaparsa yapar. O da her gün yapmıyor ki zaten. Çok ses yapıyor değil mi horoz? Hem de iki tane olacak. Birini bu yaşlı adamdan alacağım. Birini de komşularımızı verecek ama gerçekten hiçbirini daha gelmedi. Ama kuracağınız Allah izin verirse ikisi birden gelirler. %100. Hep öyle oluyor zaten. Ya Rabbi niye öyle yakında sürüyorsunuz benim yanımda? Hem de niye böyle çabuk? Allah Allah. Bir camide abdest alıyor bir amca. Daha var yani. Belki öğlen kılmadıysa adam. Değil mi? Ben bugün yine Allah izin verirse camide namazımı kılacağım. İlkinde. Ama bu sefer başka camiye gideceğim. Bu camiye gideceğim cami daha güzel oluyor. Şöyle büyükçe hem arazi de güzel. Şu öbür cami de tam merkezde, tam şeyde. Mahmutların göbeğinde şeyde. Alışveriş merkezde. Bu biraz küçük. Pek şey de değil. Şöyle alanı da çok güzel oldu değil. Dedim ben bugün de oraya gideceğim diye. Çünkü çok geç oldu yine bence. Saat 2 geçiyor. Sahile gideceğim. Orada şey yapacağım. Video çekeceğim. Tabii ki. Bunu ben çok seviyorum. Buna alışmanız lazım. Beni dinliyorsanız. Bu şapka nasıl? Bunu geçen aldım şey için. Güneş kafama, yüzüme vurmasın diye. Bak bu iki Arap bir şey motorlu motosiklet şey var. Bir oturum var arkamda. Onlar plakasız herhalde. Ben onu ehliyetsiz sürebilirim. Çünkü ehliyetim yok da bunu ben böyle bir şey almak istiyorum. Çünkü her aşağı in git çok zor oluyor gerçekten. Tamam spor yaparım bir şey yok da ama o kadar da dizilerim şeylerim zor geliyor herhalde artık. Ya bir de zayıflamam lazım ya çok iyi oldum. Gerçekten çok iyi oldum çok. Şu krem şanti bırakabilirsem başka yok çikolata falan gerekmez ama bu krem şanti akşam ben bunu yerim hep bir paket. Bazen de şey de yerim şöyle. Pasta kreması da hazır oluyor ya, bir onu da yapıyorum, yiyorum. Bunu bir bırakabilsem bırakırım. Başka da kilo alacak bir şeyini de yemiyorum zaten. Ya sevmiyorum. Yemek de fazla yemiyorum. Ekmek yiyorum ama o da çok yani normal şekilde diyeyim. Ekmekle bir şey yok zaten. Kilo almıyorum. Ekmekten kilo almıyorum biliyorum ben. Tatlıdan alıyorum. Tatlı tatlı.
nektarin aldım geçen hani nektarin Türkçesi ne? Nektarin herhalde Türkçe'de değil mi? Hani şeftali değil de şu böyle kabuğu şöyle düz oluyor. Bunu aldım yem diye bir tane yedim dün. Şeker yemeyim o kadar fazla da. Kremşantik dediğim gibi onu bir bırakabilsem başka sorun yok. Hem benim dizlerim için iyi oluyor, ayaklarım için iyi oluyor. Sağlığım durumda için iyi oluyor. Kolesterinim de zaten yüksek için de iyi oluyor. Gerçekten ben... Bırak. Yeme artık diye. Diyeceğim, bırakacağım. Kolay değil mi? Kolay ama bırakmak da istemiyorum gerçekten de. Çünkü yani yaşının bıktık halen istediğimiz yemek mi? O sağlığımızı da düşünmemiz lazım. Kolay değil. Hayat kolay değil. Ya bak ben akşama kadar bunu seviniyorum. Yani akşam yiyebilirim diye seviniyorum. Şimdi bile düşünüyorum şöyle. Çok da kalın olacak. Şöyle yumuşak da olmayacak. Çok kalın yapıyorum. Biraz az süt katıyorum. Şöyle çok şey gibi olacak. Kaşık daha zor girecek diye şekilde. Öyle, öyle severim. Aşağı indik. Bayağı hep tam oraya geldik. Saat de 2:25 geçiyor. Yani 2:30 olacak. Dediğim gibi geç oluyor. Bayağı 20 dakika sürer aşağıya kadar. Tabii biraz daha da çok yürüyüş yaparsam daha çok oynuyor ama yani sağlam 20 dakika gidiyorum ben. Yarım saate çıkıyorum en azından. Ya bayağı yüksek de biliyor musun? Orada da bir yukarıda oturuyoruz biz. Bir de öyle de gidiyoruz. Bak. Sahil de ta aşağıda. Yani 15 kilometre, 1,5 kilometre yukarı gidiyoruz. Ya düz yukarı. Böyle, böyle yukarı gidiyorsun ama böyle. Belki daha çok şöyle belki. Gene gidiyorsun. Evde otursan ne dersiniz? Yok. Zaten yum yum yum. Ama motosiklet alayım diyorsun. O zaman da hiç hareket yapamazsın. Ben yine alayım da. Yine yaparım da Allah izin verirse ama yine de olsun. Şöyle belki iki defa gideyim diyorum. Sabah bir sahile giderim diyorum. Allah izin verirse şöyle belki sabah soğuk hava da ama sabah çalışayım ben nasıl gideyim aşağı. Allah sabah saatlerce YouTube'un için çalışıyorum. Ama çok erken kalkarsan belki olur. Hem ilk videolar da çekebilirim. O işte bitmiş olur. Belki sahilde de bir kafede internete alırsam olur belki de. Ama o zaman da denize giderken yaş oluyorsun falan o zaman da yürüyerek gitmiyorum yukarı. O zaman işte bu motosiklet iyi oluyor. Değil mi? İyi oluyor, iyi oluyor. Bakalım eşim geldikten sonra bir bakalım fiyatlar ne kadar. Baktım da 3000 falan 2000 de var. Kalitene göre demek ki. Bakalım pahalı da gerçekten de ama. Ya ne yapayım? Git çık, git çık, in çık. Zor. En çok korktuğum ne biliyor musun? Motosiklet elektrikli olacak ya çünkü benim ehliyetim yok ya. Ya da 25 kilometre saat hızını geçmeyecek. Kadar bisiklet sayılıyor. Sürebilirim ama herhalde hepsi elektrikli oluyor öyle, öyle hız kıstığı zaman bisikletlere. Elektrikli hadi şimdi motosiklet bir şey yok da şu üçlü ya da ikili motor şey demirin gösterdiğinde hadi ortada durursa diyorum dağının ortasında elektrik bittiyse ne yapayım? Bir sordum böyle birisi, o öyle bir süren birisi, o da diyor, çok ağır şey götürürsem diyor. Şöyle elimde alsam da eve götürsem de hani ağır oluyor diyor. Bu akü şu şey deposu, elektrik bu ne diyorsunuz siz? Şarj değil mi?
Hadi burada bir yerde dursa tamam, doldurabilirim belki de. Neyse, hayırlısı. Her şey soracağız, Allah izin verirse. Aşağı indim. İşte bu yer tam olmuş. Ben de hiç sevmiyorum onu çünkü hep küçücük dükkanları var. Dükkanlarda marka dükkan var, pahalı. Sadece Rossmann var. Rossmann tabii ki Alman ürün olduğu için iyi ama yine de oraya da gitmiyorum çok. Çünkü pahalı. Almanya'nın mallardan pahalı tabii ki. Burada biraz pahalı ama bazı burada olmayan ürünler var. Ne diyeyim mesela kahve makinenin oraya gidelim. Kahve makinenin kireçlemek ilacı her yerde bulunmuyor Türkiye'de. Migros'ta baktım yok. O burada var. Başka bir şeyde de var. Çok. Mesela vücut kremi hiç yok Türkiye'de. Çok az var. İyi de değil. Vücut kreminde çok değişik değişik şeyler var Almanlarda. Almıyorum gerçekten de ama var. Aradığı zaman. Başka ne var? Türkiye'de de yok fazla. Kahve otomatik makineler büyüklerden var ya, onlar süt yerlerden bir de kahvenin yağlarının temizlemek için ilaç da yok. Türk Migros'ta mesela. O da orada var. Yani öyle özel Almanya'da olanlar Rossmann'da falan satılıyor. Bu da satılmıyor her yerde. Özel dükkanlar da vardır. Ya da internette sipariş vereceğim. Var da. Biraz önüne göstereyim size, tamam mı? Görüyorsunuz herhalde Alman videolarımı da bakıyorsunuz da. İnşallah bakın, orayı da bakın. Onu da bakın. Almanca konuşsan da. Boşver bakın ya. İzleyin bir hadi. Bir tane ayakkabı. Tam öğlen zamanında çıkıyor ki çünkü sonradan akşamüstü çıksam ilkinden sonra gidersem zamanım az oluyor. Akşam hayvanları çekiyorum, hayvanlara bakıyorum, hayvanlarla oynuyorum, video çekiyorum da çok az zamanım oluyor o zaman. Onu sevmiyorum ya. O olmaz. Çok da çabuk karanlık oluyor ya. Neyse. İlkinde okunuyor. Ondan sonra 2 saat sonra hiç yetiştiremiyorum. Burada ne geldi? Ben halı yıkamaya makine aramıştım. Ama yine yok bu hafta da. Bazen geliyor diyorlar ama ben hiç karşılaşmadım. Bir kere görmüştüm. O zaman da almadım onu. Hani halı makine yaş yıkanıyor ya. O yıkanıyor ya. Onu istiyorum çünkü benim koltuklarım çok kirlenmiş. Gerçekten çok kirli oldu. Ya böyle. Çok da ne var? İşte şöyle ben sizi götürebilirim yani değiştirmeden kliplerini şeyi aynı şöyle bir sıra böyle bir flop olur başka şimdilik de olmaz. Solar paneliyle geldi. Ona bakalım. Geçen de başka şokta baktım. Göremedim. Bakalım burada var mı? Solar paneli isterim. Çünkü elektrik yazında kesiliyor çoğu zaman, azı bazen. Cep telefonumun şarjını doldurabilirim diye. Bakalım, var mı yok mu?
bakayım da yoksullar diyor da. Ambal mı bu? Duvar. Ayın tamplama. Bu ne demek? Bu bende Türkçesi ne kadar yok da anlayamıyorum ki. Bubble or light, no. Lamp. Az varsa da burada var. Bu var işte. Bu ne? Sıvar. Sıvar, ayın. Aydınlatma. Aha, hareketli sensörü. Birisi gelirse onu şey yapıyor. Haber veriyor. Yok, onu aramıyorum. Ne? Nasıl? Yok, onu aramıyordum ben. Anladım, anladım. Bunu aldım geçen bir tane. Hani namaz kıldıktan sonra yerde oturuyoruz, şey çekiyoruz ya. Tesbih. Bunu üstüne oturmak için almıştım. Yaş daha denemedim. Yıkadım da. Zaten başka bir şey göreceğim yok. Şey yok. Bu üçgen şeyi almıştım. Entrende duruyor ya benim. Buraya da geldim alacaktım, bulamadım. Şimdi geldi işte, aramıyorum diye geldi. Kedi yemekse. Dilim var. Yüğü de o kadar mı oluyor? 1 kilo. 7 kilo. Yok, 3 kilo. 3 kilo. 7 kilo bu. 400 bir şey. Kedilerimiz var ya onun için. Almak istiyorum ama ağır. Ağır, ağır. Alo. Yok, göremiyorum. Göremiyorum, göremiyorum. Bir dakika o zaman, hadi. Gidelim, girelim, pazara girelim. Mobil interneti bulduruyorum buraya, Türk Telekom'dan. Yakında bitecek, yine doldurmam lazım. Ne kadar ödedim? 3 GB, 2040 mıydı? Öyle bir şey. 2060 mı? Evet, 260 mı? 2000 değil. 260 mı, 240 mı? Öyle bir şey verdim. Hadi geçelim, haydi. Gidelim. Bu arada başlıyor pazarı zaten. Orada bizim pazar başlar. Orada ben sizi yine gitmem lazım herhalde. Hadi gidelim mi biraz, bakalım mı? Bakalım hadi. Hadi bakalım hadi. Biraz bakalım orada beraber. Ondan sonra çekelim. Çünkü orada Almanlar için video çekmem lazım. Hem Almanlık da oradan devam ederim diye düşünüyorum. Bak yine kedilere falan mama koydular oraya da. Yatacak yeri de koydular. Burada da ev yapmışlar. Bak ne güzel. Gerçekten be yani. Bunu %100 Türkler yapmıştır. Bak ne güzel değil mi? Köyde de. Bak balkonlar da var. Değil mi? Altta, altta teras da var. Ne güzel valla. Çok güzel düşünmüşler.
Kimse yok ama. Bu arkada da iki tane kutu, çöp kutu koydular. Yatsınlar diye. Şimdi o da bir iyi bir şekil, biliyor musun o? Ya. Burada da babamın için bir şey koymuşlar, bakalım. Bu ne? Nane mi, çiçek mi ne? Çiçek ha? O da iyi bir fikir. Bavulun içinde çiçek koyma. Bu arazi boş. Bu ne şişe orada? Şişeler şey yapmışlar, doldurmuşlar. Belki şey yapmak için, sulamak için sağa soluna çiçekler değil mi? Olabilir. İribat pazara gidelim, pazara. Şey öleceğim, dediğim gibi pırasa var. Karnım bağırdı, canım istemiyor da yeni yedik zaten. Başka ne alayım? Havuç da ağır, patates de ağır, almam ben buradan. Şimdi götürecek yukarı. Patates zaten binde hesaplı alınıyor. Ayın 101 de daha hesaplı. Yani pazar pahalı. 20-25 patatesin kilosu. Çoğu zaman da BİM'de burada 15-12 bazen 19, yine ucuz buradan, pazardan. 20-25 en azından burada. Patates, soğan, fiyatı soğan da aynı öyle pahalı. Soğan da genellikle çok şey hesapladığımda 19-12 en fazla. Başım ağrımaya başladı, sıcak vuruyor. Şeyde giydim, bonela giydim şu. Şu şeyinle beraber, şu şişman şeyi, onu giymek istemedim ya, daha alışmadım. Şapka giydiğim için gerekmiyor çünkü kaymaz ki bu şapkayla beraber. Takılırsan, takarsan. Yine de unuttum, giydim. Ondan sonra aklıma geldi dedim ya, boşver dedim. Giydim gittim. Öyle git. Şimdi de kafam yanıyor. Ya bak, bunu plakası yok. Bunu sürebilirim şeysiz, el hiletsiz bildiğim kadar. Yani plaka olmayanlar sürebilirim. Ama hadi bu durursa yolda şarjını bittiyse ne diyeyim? Şimdi bunun şarjı nere oluyor? Vallahi bilemedim. Şarjı çıkmıyor. Şarj oradadır değil mi? İçinlidir. Çıkar. Çıkabilir belki. Ya böyle bir şey alacağım. Allah izin verirse. İşte tam bunu. Arkada birisi oturabilir. Yani. Çocukla gelince onu aşağı yukarı gidebilirler. Allah izin verirse. Ben de aşağı inerim oyuna. Arkada bir şey koyabilirim belki. Alışveriş falan. Alırız değil mi? Allah izin verirse alırız onu. Biraz rahatlanayım. Ama dediğim gibi şey yapmak istiyorum. O zaman sabah erken de şey giderim canım. Sahile giderim. Çıkayım. Duşumu alayım. Biraz işimi yapayım. Geri ineyim ondan sonra yürüyerek. Şöyle gezmeye, spor yapmak için. Ama %100 öyle olur. Hiç de yürüyüş yapmam o zaman. Öyle olur değil mi? Ama tatlı da yemem o zaman. Bırakayım. İnşallah da zaten her gün bırakırım. Allah ya. Bak, pazara geldik. Geldik. Nerede? Çok da konuşmayak burada çünkü şey ya. Türkçe konuşuyor mu herkes? Almanca konuşuyor, herkes fazla anlamıyor. Az kişi anlıyor. Dinlemezler beni zaten, Almanlar fazla şöyle sağ sol da dinlemiyor. Dinlemezler beni. Kendinden meşgullar. Biraz şöyle gösterelim. Ondan sonra biz şimdi bay bay görüşürüz. Başka videoma inşallah. Belki bir daha çekerim sonra. Olabilir ama ayrı yüklerim yani. Şöyle birden böyle bir vlog çekmeyeyim diyorum. Bitti zaten burayı. Arkada devam ediyor mu? Arkada devam ediyorsan şuradan şöyle gidelim. Beraber. Böyle bakalım, dur. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Hiç uğraşalım. Yeter böyle bir dolaşalım dedim. Bari. Barış'ı da var ya. Ama orada gerçekten bir şey yok ki. Yani kaç defa oradan gittim baktım. Yani gerçekten hiçbir şey yok orada.
Arkadaşlar ben şimdi burayı bir kapatayım, yükleyeyim. İstersem sonradan bir daha vlog çekeyim. Böyle ayrı ayrı yükleyeyim. Tamam mı? O zaman da karışık olmuyor şeyle beraber. Benim Alman vlog parçalarına beraber şey olmuyor. Kalabalık şey karışık olmuyor. Öyle yapalım mı? O zaman da bazen şey yapabilirim ben. Çekim yapabilirim şöyle. Öyle yapalım. Allah izin versin. Tamam, bak burada plaka var. Bunu söyleyemem. Bunu yeni çıkartmışlar. Ben internette bakmıştım. Önce de bunlar da ehliyetsiz plakası sürebiliyordum. Ama o yeni yapmışlar. Bilmiyorum ne zamandan belli. Ama yeni bu. Bunu söylemem şimdi. Ehliyetim yok ya. Herhalde şu şey için taşımıyorsun ya çok kişiyi arkada, ondan mı acaba bile? Neyse, görüşürüz inşallah sonra.